Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şu an değerli hocamız, diş hekimi Sevinç Karaman ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Nuri Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok sağ olun. İlk soruyla başlayalım hocam. Biz çok duyuyoruz. Hollywood Design diyorlar. Gülüş estetiği diyorlar. Buna biraz açıklık getirebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Gülüş tasarımı deyince biz diş hekimleri ne anlıyoruz veya ne anlatmak istiyoruz? Kişinin özgürce ağız dolusu gülmesini engelleyen diş ve diş etlerinden kaynaklanan problemlerin yine estetik beklentiler ve fonksiyonlar göz önünde tutularak çözüldüğü, çözüm önerilerinin sunulduğu demonstrasyon veya ön izlemelerdir. Tabii bu ön izlemeleri yaparken hastalarımızla uzunca bir sohbet etmemiz gerekiyor. Çünkü benim estetik algımla hastamın estetik algısı, sizlerin ayrı ayrı beklentileri çok farklı olabiliyor. Tabii ki genel konseptlerimiz var. Hastalarımızın yaşlarına, cinsiyetlerine ve artık son dönemde kişiliklerine bağlı olarak diş formları ve diş dizaynları öneriyoruz kendilerine. Peki gülüş tasarımı yapmak şart mıdır? Yani gülüş tasarımı yapmadan da tedavi olmak mümkün mü? Tabii ki her türlü hastalarımızı biz tedavi edebiliriz ama bizim açımızdan teknolojinin bizim mesleğimize kattığı çok şey var. Bunlardan bir tanesi öngörebildiğimiz tedavileri uyguluyoruz. Tedavinin sonunda hastamıza nasıl bir gülüşe sahip olabileceğini simülasyonlarla, demonstrasyonlarla gösteriyoruz. Bunlar üzerinde hastalarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Hastamız diyebiliyor ki ben bu gülüşü çok beyaz buldum diyebiliyor veya ben bu dişleri çok iri buldum diyebiliyor, çok önde buldum diyebiliyor. Dolayısıyla bunun üzerinde konuştuğumuzda hastamızın en sevdiği ve sevmediği özellikleri gülüşte ortaya çıkarıyoruz. Böylece tedavinin sonunda bir mutsuzluk olmasını engelliyoruz. Çünkü kısa veya uzun mutlaka diş hekimliği pratiğinde hastalarımız da bizler de zaman, emek ve para harcıyoruz. Bunun sonunda her üç tarafın, içine bizim teknisyenlerimiz de dahil, sonuçtan mutlu olmayı hedefliyoruz. O yüzden tabii ki tasarım olmadan da biz başlayabiliriz ki eskiden gülüş tasarımı yoktu. Gülüş tasarımı özellikle dijital dünya ile beraber önümüze geldi ve en çok niye biz gülüş tasarımı yapıyoruz? İnsanlar selfie çekmeye başladılar. Aslında bu selfie'nin bize kazandırdığı, diş hekimliğine kazandırdığı yeni bir alan veya işte en güncel tabir. Bizler selfie'ler çektik, gülüşümüzdeki bazı şeylerin genel kabulden farklı olduğunu gördük. O yüzden evet, gülüş dizaynı olmadan da tedavi olabiliriz ama gülüş dizaynı olduğunda bize en çok yakışan, en çok kendimizi bulduğumuz, ifade ettiğimiz tedaviyi birlikte buluyoruz hastalarımızla beraber. Evet. Hocam çok tedavi seçeneği vardır ama gülüş tasarımı ile ilgili tedavi seçeneklerinden, protokollerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Burada az önce dediğim gibi hastalarımızla sohbet etmemiz gerekiyor ve bu sohbeti biz nasıl yapıyoruz tasarımda? Artık dijital diş hekimliği diyoruz. Eskiden o bildiğimiz standart, belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Ölçü maddeleriyle ölçüler alırdık. Şimdi dijital tarayıcılarla hastalarımız kliniğimizde bizi ziyarete geldiklerinde tarayıcılarla ağız içi görüntülerini alıyoruz, kapanışlarını ve mutlaka şöyle gözlerinin, kulaklarının ortaya çıktığı fotoğraflarla bir takım yazılım programlarına biz bu gülüş fotoğraflarını yüklüyoruz. Hastamızın beklentilerini de teknisyenimize söylüyoruz. Ve biz bir demonstrasyon elde ediyoruz. Sonra bu demonstrasyona ulaşmak için nelere ihtiyacımız olduğunu beraberce konuşuyoruz. Ve eskiden daha sınırlı tedavi seçeneklerimiz vardı. Birkaç tane yoldan bahsedebiliyorduk veya tek seçenek sunabiliyorduk hastalarımıza. Şimdi birden fazla seçeneğimiz var. Diyelim bir hastamızın tek bir dişinde çocukken çarpmıştır, dişi morarmıştır, siniri ölmüştür. O yüzden rengi kötüdür. Biz tek bir dişini beyazlatarak ve sonra hastamızın tüm dişlerini beyazlatarak sadece rengiyle ilgili bir mutsuzluğu varsa, çapraşıklığı vardır ama kişi o çapraşıklığı kendi karakteristik özelliği olarak belirlemiştir. Dolayısıyla herkesin dişlerini düzeltmek zorunda değiliz. Kimisi için o onun karakteridir ve ondan ayrılmak istemez açıkçası. Ama biz genel diş hekimliğinde kullandığımız her tedavi seçeneğini gülüş tasarımında kullanıyoruz. Kişinin eksik dişi varsa biz hekim olarak implant öneriyorsak implantı bir seçenek olarak kullanıyoruz.
Yine benim en çok sevdiğim şey lazerle diş eti tedavileri yapıyoruz. Krom boyu uzatmalar yapıyoruz. Çünkü bizim gülüş tasarımında istediğimiz şey nedir? Güldüğünüzde dişlerinizin, diş etlerinizin, dudaklarınızın, yüzünüzün bütünüyle beraber bir harmoni içinde olmasıdır. Veya sizin yüzünüzde, sol dudağınızda asimetri vardır. Bizim onu dişlerinizi tasarlarken o asimetriyi kamufle edecek şekilde ya da o asimetriden haberdar olarak dizaynlar yapmamız gerekiyor. İşte gülüş tasarımına diş eti tedavilerini koyarız, diş beyazlatmayı memnuniyetle koyarız. Hastalarımızın dişlerinde çapraşıklık varsa ortodontiden keyifle yararlanırız. Çok ciddi çürükleri varsa bu sefer IMEX porselen dediğimiz, daha büyük problemlerde zirkonya altyapılı porselenleri keyifle kullanıyoruz. Burada hastalarımızla konuşmamız gerekiyor. Bir de tabii ki yöntemlerin her birinin uygulandığı süreler var. Kimi gülüş tasarımı için 5 gün yeterliyken kimisi için açıkçası birkaç yıllık emek harcamak gerekiyor. Burada bol bol bence gülüş tasarımında hastalarımızın ve biz diş hekimlerinin üzerinde durması gereken en büyük konu konuşmak zorundayız. Biz hastamızı dinlemek zorundayız. Sonra ben mesela hastamı konuşurken şey hayal ediyorum. İşte ben bu form dişi yaptığımda bu hastamda güzel olacak diyorum. Çünkü mesela maskülen bir beyefendiye yuvarlak köşeli bir diş yaptığınızda o yanlış oluyor. Veya böyle çok sevecen bir hanımefendiye de köşeli bir diş yaptığınızda o da o yüzle uyuşmuyor. Çünkü inisiyatif kullanabiliyorsunuz bu kesinlikle ama işte onun için de sizin o insanla vakit geçirmeniz gerekiyor. Yani ben kendi sosyal çevremden dostlarımı, arkadaşlarımı da tedavi ediyorum. Onları tanıdığım için tabii onlara gidebilecek yüzü, gülüşü, onlara yakışabilecek gülüşü çok iyi biliyorum. Ama hastalarımızla da vakit geçirmemiz gerekiyor ki eskiden yaptığımız en büyük yanlış biz hastalarımızı az dinlerdik. Biz doktorlar çok konuşurduk. Hastalar konuşmaya çekinirlerdi ama şimdi artık hastalarımız da ne istediklerini çok iyi biliyorlar ve ne istemediklerini de biliyorlar. Ellerinde güzel tasarım örnekleriyle geliyorlar. Biz tabii ki her tasarım maalesef her birimize olmuyor. Hastamıza evet bu size çok yakışır dediğimiz vakalarımız da oluyor. Veya buna benzer ama benim size farklı bir önerim var dediğim tasarımları da kişiye özel üretmemiz gerekiyor. Artık mesleki tecrübemiz ve diş hekimliğinin şu an geldiği noktada bu artık çok keyifli bir süreç açıkçası. Lego yapmak gibi. Size yakışacak gülüşü birlikte buluyoruz. Tek başımıza bizim bulmamız mümkün değil. Peki gülüş tasarımı yaptınız. Bu tasarımdan sonra tedavi süreci ne kadar sürüyor? Evet, yani en tabii benim açımdan keyifli tasarım böyle ben bunu tasarlayayım. Bunu da nasıl üzerinde hastamızla karar verdik, anlaştık. En beni mutlu eden tasarım süreci işte böyle bir hafta 10 gün içinde yaptığımız ve sonucu gördüğümüz vakalar hepimiz için çok keyifli oluyor. Çünkü çok kısa süre sonra sonucu görüyorsunuz ki başlangıçta da söylediğim gibi aslında biz hangi gülüşe sahip olabileceğimizi başlangıçta biliyoruz, öngörüyoruz. Biz hastamıza bir takım fotoğraflar gösteriyoruz veya sunumlar. Bir hasta bir ön izleme görüyor aslında tedavinin sonunda. Ama bizim geçici malzemelerimiz de kalıcı malzemelerimiz çok farklı olduğu için birlikte çok kısa sürede gülmek ve biz diş hekimliğinin temelde hedefi hasta bir gülüşü beğenirse gözlerinin içi gülüyor. Ve hatta bir meslektaşım söylemişti. Ondan sonra ben de çok dikkat ettim. İnsanın kulak memesi bile kıpırdıyor o sevdiği evet. Gülüşle karşılaştığında. Tabii onu bir an önce görmek bizim için çok keyifli. Ama küçük bir problemi ortadan kaldırıyorsak bu birkaç günde olurken ortalama 2 hafta gibi bir süre mutlaka alıyor. Ama işte içine ortodontinin büyük diş problemlerinin tedavi edildiği tasarımlar girerse birkaç yılda hastalarımızın bize o vakti vermesi gerekiyor. Yani şu an evet. Çağ çok hızlı. İşte hastalarımız özellikle Instagram'dan veya sosyal medyadan takip ettiklerinde şey diyorlar, kaç günde yapacaksınız doktorun? Yeri geliyor ertesi günde ben o güzel gülüşü hastalarıma sunabiliyorum. Ama gerekli zamanı vermemiz gerekiyor. Kısaltmadan veya uzatmadan uygun süreler, hastalarımızın ağzındaki problemler aslında tedavi süresini belirliyor. Bir de iyi bir tedavi yapmak için zamana ihtiyacımız oluyor ki uzun yıllar hastalarımız o gülüşü muhafaza edebilsinler. O yüzden süreyi bilmiyorum açıkçası. Kişiye göre değişiyor. Probleme artık. Göre probleme değişecek. Göre. Kişinin bu evet. işe ayırdığı zaman, emek, onun bakış açısıyla. Çünkü kim insan çok kısa bir çözümle mutlu olurken
Kim insan birazcık daha teferruatlı bir yolu seçiyor. Çünkü ben hastalarıma 2-3 tane seçenek sunmayı seviyorum. Sonra oturup beraberce hangi seçeneğin bizim için daha uygun olduğuna karar veriyoruz. Evet. Süper. Sevinç Hocam, şunu merak ediyorum. Sonuçta biz bir işlem yaptırıyoruz. Biz bunun sonradan ne olacağını görebiliyor muyuz önceden? Evet. Kesinlikle. Bu çok merak edilen bir şey. Bu bana yakışır mı, yakışmaz mı? Evet. Hani sonrasını görme şansımız var mı? Şöyle yapıyoruz. Az önce dediğim gibi programlarda teknisyenlerimiz tasarlıyorlar ve bize bir mock-up gönderiyorlar. O mock-up'u da biz hastalarımızla öncesinde teyit ettik. Diyelim hastam bana dedi ki bu diş uzun oldu Sevinç Hocam, bunu kısalt. Ben kısa halini teknisyene tarayıp gönderiyorum. Sonra biz o mock-up'u hastalarımızın ağzına bir takım geçici materyallerle aktarıyoruz. Ve size diyorum ki Nuri Bey, 2-3 gün siz lütfen bu gülüşü evde kullanın. Yani dişlerinizin arasında diastemalarınız olabilir, çapraşıklıklarınız olabilir. Hangi problemin düzeltilmesine beraber karar verdiysek biz size o demoyu teslim ediyoruz. Ama tabii ki gidip bir dürüm yiyemiyorsunuz. Birazcık sakınmanız gerekiyor. Ama sosyal çevrenizden, eşinizden, arkadaşlarınızdan, çocuklarınızdan fikir alıyorsunuz. Ve ben hastalarıma rica ediyorum, bol bol videolar çekin diyorum. Çünkü İnsan fotoğrafta veya videoda kendine yakışanı, yakışmayanı, hoşuna gideni veya gitmeyeni çok çok iyi fark ediyor. Dolayısıyla bir 3-4 günlük, maksimum bir haftalık deneme süreleri veriyoruz. Bazen hastamız da emin olamıyor, biz de emin olamıyoruz. Tasarımı değiştirip yeniden hastamızın ağzına uyguluyoruz. Hastamız tamam, ben artık bunu beğendim dediği vakit, başlangıçta yaptığımız gibi bu sefer tasarımı tarayıp teknisyenimize gönderiyoruz. Diyoruz ki hastam da ben de bu tasarım hakkında, bu proje hakkında mutluyuz. Sen bize bunun aynısını yap. Bu sefer sadece malzeme değişiyor. İşte az önce konuştuğumuz IMAX'ler, zirkonyumlar, şu an muhteşem malzemeler var. Süper. Hedef sadece yaradanın verdiği diş dokusuna en yakın olanı üretmek. Şu anda da teknik buna fazlasıyla izin veriyor açıkçası. O yüzden siz o gülüşü kullanıyorsunuz, gösteriyorsunuz arkadaşlarınıza. Süper hocam, ağzınıza sağlık. Rica ediyorum. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün diş doktoru Sevinç Karanoğlu'nu misafir ettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Murat Tunalı'nın Murat Tunalı'yla Mutlu Aile isimli bölümünü izliyoruz. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.